batır onu hemen. Momo, akıllı tavşan Momo. Momo kayıpları bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Momo kayıpları bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Momo kayıpları bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bu güzel günde bakalım Şarkılı Orman sakinleri neler yapıyorlar? Nehirde bir olta, ucunda bir iğne. Bekle bom bom balığı bekle. Bekle bom bom balığı bekle. Hadi bakalım balıklar, bomboma gelin. Hı? O da ne? Aa, büyük bir balık. Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Aa, Yunus balığına benziyor ama... Yunus, gerçekten bir Yunus. Hey Yunus, Şarkılı Nehir'de ne arıyorsun? Bir sorun var sanırım ama ben ne olduğunu anlayamıyorum. Sanırım başım dertte. Üzülme lütfen. Sorunun ne olduğunu anlayıp çözmek için elimden geleni yapacağım. Mümkün olduğu kadar çabuk döneceğim. Beni bekle, olur mu? Bak işte burada yazıyor. Balık sürülerini takip eden bazı yunuslar yanlışlıkla nehirlere girebilmektedir. Bu yunusun da başına aynı şey gelmiş olabilir. Kitapta bu durumdaki bir yunusun nehirde uzun süre yaşayamayacağı yazıyor. Bu hiç iyi değil. Peki neden denize geri dönmüyor? Geri dönüş yolunu bulamıyordur belki. Ona yardım etmeliyiz ama nasıl? Nehri denize kadar takip etmesini sağlamak gerekiyor. Aklıma bir fikir geldi. Bado'nun bir kayığı vardı değil mi? Evet. Bence o kayıkla bu sorunu çözebiliriz. Şimdi Yunus'u bulmalıyız ve onun bizi takip etmesini sağlamalıyız. Yunus! Yunus arkadaşım! Yunus! Yunus! Hah, işte geldi. Oh! Şarkılı Nehir'de bir Yunus! İnanılmaz! Sevgili Yunus, bu benim arkadaşım Bado. Seni denize ulaştırmanın bir yolunu bulduk. Biz sandalla denize kadar gideceğiz, sen de bizi izleyeceksin. Anlaştık mı? Bom bom, hadi sandala atlayalım ve bizi izlemesini umalım. Geliyor, peşimizden geliyor. Durdu. Hadi Yunus, durma, bizi izle. Aa, gelmiyor. Başka bir yol bulmalıyız. Momo'dan yardım isteyelim. Evet, hadi karaya geri dönelim. Haklısın, işlemcide, yani beyinde yeni bir düzenleme yapmak gerekecek. Sonra da güncelleme için yeni yazılım. Momo! Akıllı tavşan Momo! Akıllı tavşan alarmı! Momo! Akıllı tavşan Momo! Hemen gitmeliyiz! Akıllı tavşan Momo yardıma geliyor! Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Merhaba arkadaşlar. Size nasıl yardım edebilirim? Momo, aslında yardıma ihtiyacı olan biz değiliz. Kim? Yunus. Arkadaşım Yunus. İşte bu gerçekten şaşırtıcı. Şarkılı Nehir'de bir Yunus. Yolunu kaybetmiş bir Yunus. Denize dönmesi gerekiyor. Ona yardım etmeliyiz.
an önce yapmalıyız. Nehirde uzun süre yaşayamaz. Akıllı tavşan bilgisayarı, dürbün. Ha? Yüzgeci yaralanmış sanırım. Önce doktor Kapkap'ı çağıralım. Sonra da onu denize ulaştırmanın bir yolunu bulalım. Yara derin değil ama bakıma ihtiyacı var. Nehirde kaldığı sürece kayalara çarpmaya devam edecektir ve vücudunda yeni yaralar açılacaktır. Denize dönmeli ama böyle yaralıyken yüzmesi de mümkün değil. Sanırım onu denize kadar taşımanın bir yolunu bulmalıyız. Aslında düşündüm de onu yüzer gezerle götürebiliriz. Tek sorun... Yunus'un yol boyunca suyun içinde olması gerekiyor. Doğru. Yüzer gezerin küçük bir havuzu olsaydı. Ha? İşte bu. Havuz. Momo dikkat. Böylece havuz fikrini yakından incelemiş olduk Doktor Kapkap. Gördüğünüz gibi fikirlerinizi hemen hayata geçiriyorum. Çok teşekkür ederim ama hiç gerek yoktu Momo. Endişelenme arkadaşım. Sana yardım edeceğiz. Tabii önce karaya çıkmamız gerekiyor. Tamamen şişti bu bot. Taco ve Bombom ne yapıyorlar? Yüzer gezere kurtarma botu takmak için bir vinç yapıyorlar. Ne işe yarayacak ki vinç? Senin şişirdiğin lastik bot var ya, onu bu vince yerleştireceğiz. Momo, bu mekanizma tamam. Çok sağlam oldu. Elinize sağlık Taco. Bana yardım eder misin? Botu bu mekanizmaya takalım ve görelim bakalım bu sistemle Yunus'u taşıyabilecek miyiz? Botu suyla doldurunca küçük bir havuz elde ettik. Başardık. Hadi arkadaşım Yunus, sıra sende. Bu botun içine atlamalısın. Biliyorum yüzgecin acıyor ama denemelisin. Bu botun içine atlarsan seni denize kadar derin kurumadan taşıyabiliriz. Hadi. Bir daha denemelisin. Hadi. Yaraları canını acıtıyor ve onu zorluyor olabilir. Hadi Yunus, vazgeçme. Dayan, başarabilirsin. Başardı. Yaşasın. Kaptan Tortop da geliyor. Seni denize götüreceğiz arkadaşım. Dayan. Yunus'un yüzgeci daha iyi. Yarın sabah denize varmış olacakmışız. Kaptan Tortop öyle dedi. Arkadaşımızın yemek zamanı geldi. Acıktın mı Yunus arkadaşım? Galiba ben de acıktım. Bütün gün bir şey yemediğimizi şimdi fark ettim. Balık? Sanırım artık çok aç değilim. Sevgili arkadaşım, denize ulaştık. Veda zamanı geldi. Şimdi bu bottan denize atlamalısın. Biz de seni özleyeceğiz. Güle güle. Güle güle Yunus. Güle güle. Denize kavuştuğu için çok mutlu. Nereye gitti? Göremiyorum. İşte orada. Hoşça kal Yunus arkadaşım. Bundan sonra balık sürülerini takip ederken dikkatli ol, olur mu? Güle güle! Güle güle! Güle güle. Güle güle dostum Yunus. Özgürce yaşa sen denizde. Derinlerde yüz gönlünce.
şarkılar söyle. Güle güle dostum Yunus, kalbinde bir yer ayır bize de. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bugün Şarkılı Orman'da neler oluyor acaba? Hadi gidip bakalım. Hızlı bavul hazır gibi. Evet, denemeden sonuçtan emin olamayız. Onun için şimdi deneyeceğiz. Çok dengeli, rahat ve güvenli. Taşıt olarak iyi. Peki, bavul olarak? Evet, bence tam bir bavul oldu. Şimdi açalım bakalım. Açılmıyor. Ama neden? Ağırlık nedeniyle kilit ezilmiş. Demek ki hızlı bavulda bu kilitleri kullanmak mantıklı değil. Başka bir çözüm bulmalıyız. Hazır mısın kardeşim? Hazırım kardeşim. O halde başlayalım. Bir, iki, üç. Momo. Akıllı tavşan Momo. Akıllı tavşan alarmı. Momo. Akıllı tavşan Momo. Hemen gitmeliyim. Akıllı tavşan Momo yardıma geliyor. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur. Hemen bulur. Momo'nun işi budur. Burada kimse yok. Şıp, tıp. Şıp. Neredesiniz? Bir not bırakılmış. Bizi bul. Maviyi takip et. Şıpla tıp benimle oyun oynamak istiyor sanırım. Güzel. O zaman ben de bu oyuna katılayım ve onları bulayım. Akıllı tavşan bilgisayarı, bu sefer senin yardımın olmadan ipuçlarını bulmak istiyorum. Ama sen yanımda kalıp bana arkadaşlık edebilirsin. Evet, bakalım etrafta bir ipucu var mı? Bir çam kozalağı, ipucu bu olamaz. Biraz kuru yaprak, bu da olamaz. Şuradaki ağaç küçüğünü gördün mü akıllı tavşan bilgisayarı? Üzerinde mavi bir örtü var. Bir tablo. İzzy'nin portresi. Bir sonraki ipucu İzzy'de olmalı o halde. Hadi dostum gidiyoruz. Hoş geldin Momo. Hoş buldum İzzy. Şıp ve tıpın başlattığı oyun için bir ipucu arıyorum. İkinci ipucu burada. Ama ben ne olduğunu söyleyemem. Sen bulacaksın. İlk ipucu mavi bir örtünün altındaydı. Ve İzzy, senin portrende de mavi bir çiçek vardı. Demek ki mavi bir işaret aramaya devam etmeliyim. Bu değil. Burada da değil. Buldum galiba. Bir atkı ve bir kazak. Atkının üzerinde muz deseni var. Kazağın üzerinde ise keman. Bu desenler ipucu olmalı. Düşünelim. Muz ve keman. Muz ve keman. Tabii ya. Muz seven ve keman çalan kimdir? Tabii ki Yumi. Yumi'ye gidiyoruz. Güle güle Momo. Başarılar. Teşekkürler.
burada değil anlaşılan. Peki ipucu nerede? Hı? Bir nota kağıdı, kırmızı bir vazo ve bir kitap. Nota kağıdı boş. Çiçekler anlaşılan epeydir burada çünkü kurumaya başlamışlar. Mavi kapaklı bir kitap. İşte bu olabilir. Kitap sevgisi. Bu ne demek? Kitap sevgisi. Şarkılı ormanda herkes kitapları çok sever. Ama en çok Huhu sever tabii. Kocaman, çok zengin bir kütüphanesi var. İstikamet Huhu'nun kütüphanesi. İpuçlarını buraya kadar başarıyla takip ettiğine sevindim Momo. Buradaki araştırmanı rahatça yapabilmen için ben seni yalnız bırakayım. Teşekkürler Huhu. Bu kez kolay olmayacak galiba. Önce mavi bir yol gösterici bulmalıyım. Etrafa iyice bakmalıyım. Mavi bir kutu. Anahtar. Eski tip büyük bir anahtar. Nereye ait olabilir? Ucunda bir anahtarlık var. Bu bir gemi çıpası. O halde gemileri seven, onlarla yakından ilgisi olan biri olmalı. Örneğin, yüzer gezerin kaptanlığını yapan Tortop. Evet, anahtar ona ait olmalı. Sana yaklaştığımı hissediyorum akıllı tavşan bilgisayarı. Şıp ve tıpı bulacağım yakında. Hadi gidelim. Biraz hızlanalım. Eyvah! Anahtar! Anahtar düştü. Onu bulamazsam hedefe ulaşamam. Nerede acaba? Mantarların altında değil. Çiçeklerin arasında yok. Buldum. Ay, değilmiş. Bu şekilde bulamayacağım. İyice düşünmeliyim. Patikadan geliyordum. Hızlandım. Kaykay sağa savruldu. Ben sola. Anahtar sağ elimdeydi. Fırladı ve sağa doğru gitti. Sen buldun değil mi? Dur, sakın gösterme. Yok, nereye gitmiş olabilir? Elimden fırladı ve şu tarafa doğru şöyle uçtu. İşte burada. Bir an hiç bulamayacağımı zannettim ama buldum sonunda. Gidelim. İşte geldik. Kapı açık. Hadi içeri girelim. Belki de Şıp ve Tıp buradadır. Hoş geldin Momo. Ben de seni bekliyordum. Merhaba Tortop. Buraya kadar başarıyla bütün ipuçlarını buldun ve sona çok yaklaştın. Tebrikler. Ben şimdi seni yeni ipucunu araman için yalnız bırakıyorum. Umarım kolayca bulursun. Teşekkür ederim Tortop. Burada bir ipucu olmalı. Ama nerede? Kutuda ne var acaba? Hadi Momo. Uzun süredir bu kadar uzun bir takip yapmamıştım. Şıp ve Tıp iyi hazırlanmışlar gerçekten. Bakalım mavi işaret nerede? İşte. Gramofonda bir işaret var. Ama gramofon tek başına işe yaramaz ki. Bir plak gerekiyor. Evet, bir plak. Ama nerede? Tezgahta değil. Raflarda değil. İyi düşün Momo. Bir plak. İpucu olan bir plak. Nereye saklanmış olabilir? Dur dur. Yardım etme sakın. Tortop'a da sorma. Bulacağım ben. Tabii ya, anahtar. Bu anahtar bir yeri açıyor olmalı, öyle değil mi? Ama nereyi? Galiba buldum. İşte bu.
Momo, buldum. Plağı buldum. Heh, üzerinde bir şey yazmıyor. Hangi şarkı acaba? Çalalım ve öğrenelim. Şarkılı ormanın zirvesine, rüzgarlı tepeye. Geliyorum şıp ve tıp. Buldum artık sizi. Şuna bak. Kocaman bir çadır kurulmuş. Şıp ve tıp bu oyunu planlarken bütün ormandan yardım almışlar sanırım. Hadi çadıra girelim ve neler oluyor görelim. Hoş geldin Momo. Easy. Hoş buldum. Şaşırttın beni. Yolun geri kalanında sana ben yardımcı olacağım. Öyle mi? Nasıl? Önce izninle gözlerini bağlayacağım. Ama gözlerimi bağlarsan tepeye nasıl çıkacağım? Oyunun bir parçası bu. Lütfen bana güven. Tabii ki sana güveniyorum. Şimdi elimi tut lütfen ve yürümeye başlayalım. Daha gelmedik mi? Az kaldım onu. Yalnızca birkaç adım daha. Ay, çok merak ediyorum. Şıp ve tıp gittiğimiz yerde olacaklar değil mi? Sabırlı ol Momo. Gözlerini açabilirsin Momo. İyi ki doğdun Momo. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Momo. Bütün bunlar, bu oyun, yani her şey benim doğum günüm için miydi? Evet Momo, doğum gününü birlikte kutlamak istedik. Şarkılı ormanda yaşayan herkes için çok değerli bir dostsun sen. Her zaman yardımımıza koşuyorsun ve bize destek oluyorsun. Seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben iyi bir arkadaş olmayı arkadaşlarımdan öğrendim. Şarkılı ormanda yaşadığım için çok mutluyum. Ve hepinizi çok seviyorum. Mutluluk bu işte, şarkılı ormanda. Arkadaşlarını sevince, birlikte gülünce, hep yanında olunca, bir derdine koşunca, mutluluk bu işte. Birlikte gülünce, hep yanında olunca, mutluluk bu işte, şarkılı ormanda. Merhaba, şarkılı ormana hoş geldiniz. Bugün şarkılı ormanda neler oluyor acaba? Hadi gidip bakalım. Bu güzel gölün resmini çizmek için harika bir gün. Bu bir ördek mi? Ne kadar güzel. Daldı. İyi göremedim. İşte buradasın ördekçik. Kuyruğu gerçekten çok ilginç. İlk kez böyle bir ördek görüyorum. Sanki poz veriyor. Bu güzelliğin resmini yapmalıyım hemen. Yavaş, onu ürkütmeyelim. Hani nerede? Ben göremedim. İşte şu dalda, bak. Dürbünle bak, daha iyi görürsün. Muhteşem! Gördüğünüz gibi tavus kelebeğinin kanatlarındaki desenler, tavus kuşunun tüylerindeki desenlere benziyor. Ve bu her zaman her yerde görünen bir kelebek türü değil. Yani nadir bulunuyor. Nadir bulunan bir kelebek gördük. Çok heyecanlı. Şarkılı ormanda daha önce görmediğimiz başka türler de vardır belki. Gezimizin amacı tam da bu çocuklar.
etrafımıza daha dikkatli bakıyoruz ve yaşadığımız ormanı daha iyi tanıyoruz. Tavus kelebeğini tüm detaylarıyla anneme anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Oo, öğlen olmuş. Hadi bakalım, sepetimizdeki yemekleri çıkartalım. Doktor Kapkap. Söyle Şık. Bu güzel kelebekle ilgili bir şarkı yapabiliriz. Böylece onu bütün ormana tanıtabiliriz. Evet evet. Benim aklıma şimdiden bazı sözler geldi bile. Çok güzel olur. Yemekten sonra şarkı üzerinde biraz çalışırsınız. Çok acıktım. Hadi yemek yiyelim. Hiç fena olmadı. Büyük güzel kelebek, kanatları benek benek. Yine gel buraya, gitme uzaklara. Şıp'ın sesi mi bu? Büyük güzel kelebek. Kiki merhaba. Merhaba. Merhaba Kiki. Merhaba. Göl kenarında resim yapıyordum. Şıp'ın sesini duydum. Gelip bir bakayım dedim. Biz Doktor Kapkap'la ormanımızı tanıyalım gezisindeyiz. Sahi mi? Bu geziyi biz de yapmıştık ve şarkılı ormanla ilgili birçok yeni şey öğrenmiştik. Evet, hatırlıyorum. Kiki, yaptığın resmi görebilir miyiz? Tabii, tuvalim göl kenarında. Hadi hep birlikte gidip Kiki'nin resmine bakalım. Oo, bu bir dik kuyruk. Dik kuyruk mu? Evet, nadir bulunan bir ördek türü. Bizim gölde hiç görmemiştim. Kuyruğu dik duruyor ve... Gagası da mavi. Bu bir ördek mi yani? Evet, nadir bulunan bir ördek. Dikkatle korunması gerekiyor. Burada mıydı? Evet, şurada kıyıda yüzüyordu. Nereye gitti acaba? Dikkatli bir aramayla onu görebiliriz bence. Yok. Bütün kıyıyı aradık. Hiçbir şey göremedim. Gölün tümünü incelemek için göle açılmanın bir yolunu bulmalıyız. Evet, bir sandala ihtiyacımız var. Şıp, Tıp, sizin eve dönme zamanınız geldi. Geç olmadan sizi yuvanıza bırakayım. Anneniz merak etmesin. Dönerken de Tortop'tan sandalını isterim. Ama en heyecanlı yerinde eve dönüyoruz biz. Onu bulunca size haber veririz, söz. İşte sandalım burada. Biraz küçük ama balığa çıktığımda benim işimi görüyor. Bu sandal dik kuyruğu gölde ararken çok işimize yarayacak. Teşekkürler. Önemli değil. Buralarda bir dik kuyruk olduğuna sevindim. Küçük bir uyarı. Sazlıklara yaklaştığınızda dikkatli olun. Kürekler sazlıklara takılabiliyor. Dikkat ederiz Tortop. İşte orada. Gördün mü onu? Evet, rüzgarlı tepeye doğru uçuyor. Hadi o tarafa gidelim. Onu kaybettim. Sis başladı. Dönmeliyiz. Olamaz. Kürek takıldı. Artık tek yüreğimiz var. Bence kıyıdan çok uzakta değiliz. Yavaş yavaş ilerleyip iskeleye dönebiliriz. Sistem bir şey görünmüyor. Dikkatli olalım. Bak Kapkap, şu tarafta bir ışık var. Evet, sanırım Tortop bize iskelenin yerini gösteriyor. Hadi gidelim. Işık sayesinde iskeleye ulaştık. Sağ ol Tortop. İyi ki balık avı için kullandığım alet çantam yanımdaydı. Sis lambası olmasaydı işimiz çok zor olurdu. Bulabildiniz mi dik kuyruğu? Hayır, bulamadık. Sis dağılmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Momo'ya haber verelim mi? Evet, onun fikirlerinin yardımı olacaktır bence. Bunu çekeceğim. Yumi, dakikalardır karar vermeye çalışıyorsun. Artık birini çeksen. Biraz sabırlı ol Momo. Yok yok, şunu çekeyim en iyisi ben. Kule tamamen yıkıldı. Bu oyunu sen kazandın. Yaşasın. Bu durumda 2-2 berabere kaldık.
Bir kere daha oynamak isterdim ama benim artık gitmem gerekiyor. Bomboma onunla bal toplayacağıma söz verdim. Yarın devam ederiz. Güle güle. Momo! Akıllı tavşan Momo! Akıllı tavşan alarmı. Momo! Akıllı tavşan Momo! Akıllı tavşan Momo yardıma geliyor. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur. Hemen bulur. Momo'nun işi budur. Merhaba arkadaşlar. Size nasıl yardım edebilirim? Kiki bugün gölde nadir bulunan bir ördek türü görmüş. Bir dik kuyruk. Bir dik kuyruk mu? Koruma altında olması gereken bir tür değil miydi o? Evet, fakat onu kaybettik. Hem karada hem suda aramamıza rağmen bir sonuç alamadık. Gölün bulunduğu alan küçük bir ördeği bulmak için çok geniş. İyi bir plan ve görev paylaşımı yapmalıyız. Ve su kuşları konusunda uzman olan birinden yardım istemeliyiz. Kuyruk az bulunan bir ördek türü. Kiki'nin çizdiği resimden anladığım, aradığımızın bir erkek ördek olduğu. Erkek dik kuyruğun gagası mavidir ve siyah kuyruğu dik durur. Yaklaşık 43-48 santimetre boyunda bir ördek arıyoruz. Şimdi Turtop ve Kapkap gölü arayacaklar. Puhu ve Maviş dik kuyruğu havada arayacaklar. Ben ve Yumi de karada arayacağız. Kiki de sis olması ihtimaline karşı iskelede sis lambasıyla kalacak. İletişim için size verdiğim akıllı tavşan saatlerini kullanın. Hadi gidelim. İşte orada. Sazlıklara yakın avlanıyor. Kuyruğundan tanıdım. Havalandı. Dikkat, sandal ekibi konuşuyor. Dik kuyruğu gördük. Rüzgarlı tepe yönünde sazlık yakınında. Avlanıyor. Anlaşıldı. Hava ekibi o tarafa gidiyor. İşte orada. Dik kuyruk sazlıklara doğru inişe geçti. Kara ekibi takip sizde. Anlaşıldı. O yönde ilerliyoruz. Onları bulduk ama bu yeterli değil. Bu küçük aileyi korumak için çok dikkatli olmalıyız. Yaşam alanlarını korumalı ve temiz tutmalıyız. Onları ürkütmemeliyiz. Böylece güvende olurlar ve belki başka dik kuyruklar da buraya yerleşir. Bak! Bir dik kuyruk artık burada yaşayacak. Bizim işimiz gölü temiz tutmak, yuvayı da bozmamak. Huzurlu yaşa sen dik kuyruk, görevimiz seni korumak. Huzurlu yaşa sen dik kuyruk, görevimiz seni korumak. Yaşa sen dik kuyruk, görevimiz seni korumak. Huzurlu yaşa sen dik kuyruk, görevimiz seni korumak. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bu güzel günde bakalım Şarkılı Orman sakinleri neler yapıyorlar? Düşürdüm. Önemli değil Yumi. O kadar heyecanlıyım ki. Ben de. Bu heyecanın sebebini öğrenebilir miyim sevgili grup hopla zıpla? Merhaba Turtop. Heyecanlıyız çünkü bu akşam çok önemli bir müzik eleştirmeni bizi dinlemeye gelecek. Eğer onun için vereceğimiz konseri beğenirse bizi büyük konsere davet edecek. Büyük konser mi? O da ne? Büyük konser,
dünyanın en iyi orman müzisyenlerinin katıldığı bir konser. Çok büyük bir kalabalık geliyor dinlemeye. Oo, yani eğer eleştirmen sizi seçerse bu büyük konsere katılacaksınız, öyle mi? Evet. Harika. Tortop, şarkımızı dinleyip fikrini söyler misin lütfen? Tabii, çok mutlu olurum. Sözleri Momo'ya, müziği Grup Hopla Zıpla'ya ait yeni şarkımızı sunmaktan gurur duyarız. Her yerde bir şarkı var. 1, 2 ve 1, 2, 3. Her yerde bir şarkı var. Yapraklar neler fısıldar. Rüzgar hızla uğuldar. Ateş neşeyle çıtırdar. Yağmur nasıl da şıpırdar. Dinle bak. Her yerde bir şarkı var. Her yerde bir şarkı var. Harika, çok güzel. Arkadaşlar, biz sahneyi hazırladık. Ses sistemini kontrol etmek istersiniz diye haber vermek istedim. Çok teşekkürler Bado. Ben ses sistemini kontrol ederim. O halde ben de gelip ışıklara bir bakayım. Ben biraz daha burada kalıp çalışacağım arkadaşlar. Birazdan yanınıza gelirim. Şimdi çalışacak Bado. Hah, işte oldu. Ses de tamam. O halde hazırız. Arkadaşlar, Yağmurlu Orman'daki kuzenim haber getirdi. Müzik eleştirmeni oradan ayrılıp yola çıkmış. O gelmeden son bir prova daha yapalım. Yumi nerede? Rüzgarlı Tepe'de çalışıyordu ya. Ben geldim. İşte geldi. Hadi o zaman son bir prova yapalım. Herkes sahneye. Hazır mıyız? Ben hazırım. Sanırım ben değilim. Ne oldu? Kemanım yok. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Buraya gelirken yanında mıydı? Hatırlayamıyorum. Önce Rüzgarlı Tepe'deydim. Sonra yuvama uğrayıp gerek olursa diye yedek tel aldım. Sonra da buraya geldim. Kemanımı nasıl kaybettim ben? Heyecandan kafan karışmıştır. Hep birlikte arayalım. Kısa sürede bulacağımıza eminim. Ben Rüzgarlı Tepe'ye bakarım. Tako, sen burayı araştır. Yumi, sen de yuvana bak. Sonra burada buluşalım. Bir yerdeyse bile sabah olmadan bulmamız zor. Burada da yok. Yok. Bu durumda bence Momo'yu yardıma çağırsak iyi olur. Evet, bize yardım edebilir. Yine eğri oldu. Bir türlü düzgün bağlayamadım bu papyonu. Bu akşam çok önemli bir müzik eleştirmeniyle tanışacağım. Söz yazarı olarak bu benim ilk önemli görüşmem. Evet, şık görünmeye çalışıyorum. Ha? Böyle iyi oldu sanki. Momo. Akıllı tavşan Momo. Ah, akıllı tavşan alarmı. Momo. Akıllı tavşan Momo. Hemen gitmeliyim. Beni çağırıyorlar. Haklısın. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur. Hemen bulur. Momo'nun işi budur. Hoppa! Grup hopla zıpla. Yoksa dinleti iptal mi oldu?
Hayır ama her an olabilir. Ne oldu? Kemanım kayboldu. Onu bulamazsak dinletiyi iptal etmemiz gerekebilir. Eleştirmen de yoldaymış. Anladım. Çabucak bir çözüm bulmalıyız. Bugün en son nerede prova yaptın? Rüzgarlı Tepe'de. Tamam, hemen oraya bakalım. Ben baktım Rüzgarlı Tepe'ye. Bir şey bulamadım. Ama etraf çok karanlıktı. Güneş battıktan sonra tepede arama yapmak kolay olmuyor. Haklısın. Rüzgarlı Tepe'yi mümkün olduğu kadar aydınlatarak tekrar arayalım. Tortop'ta güçlü el fenerleri vardı. Siz onları alın. Rüzgarlı Tepe'de buluşalım. Nerede çalıştığınızı hatırlıyor musunuz? Önce ta zirvede çalıştık. Sonra biz ayrıldık. Onlar gittikten sonra ben büyük ceviz ağacının altında çalıştım. Tamam, ben ceviz ağacının altına bakayım. Siz de tepeye. Orayı kontrol ettikten sonra size yetişirim. Arşe burada. Burada bir çukur var. İşte orada. İşte bu iyi olmadı. Sanırım onu ağaç kütüğünün üzerinde unuttun. Rüzgarla ya da üzerine konan bir kuşla düştü ve çukura yuvarlandı. Ve düşünce sapı kırıldı. Tako'nun onu güzelce tamir edebileceğinden eminim. Evet, ederim tabii Yumi. Lütfen üzülme. Dinletiye yetişir, değil mi? Ne yazık ki yetişmez Yumi. Kemanı bulabildiniz mi? Çok üzüldüm. Ben de. Büyük konser ihtimalini kaybettik. Kaybetmemiş olabilirsiniz. Nasıl? Bir çözüm buldum sanırım. Hemen döneceğim. Bu benim emekler kemanım Yumi. İhtiyacın olduğu sürece bunu kullanabilirsin. Çok güzel. Yaşasın. Artık dinletinin önünde bir engel kalmadı. Çok güzel bir keman. Çok teşekkür ederim Tortop. Ama ben kendi kemanım olmadan çalamam. Buna alışkın değilim. Eleştirmen Şarkılı Orman Patikası'na ulaştı. Buraya varması uzun sürmez. Sanırım kendisinden özür dileyip dinletiyi iptal etmemiz gerekecek. Ne yapmalıyım? Bence Yumi'ye düşünmesi için biraz zaman verelim. Evet, benim biraz düşünmeye ihtiyacım var. Onu beklerken Maviş'le Tako, siz de bize bir şarkı çalar mısınız? Tabii. Grup Hopla Zıpla'nın kurulduğu günü hatırlıyor musun? Bunun işe yarayacağından emin misin Yumi? Pek de bateriye benzemiyor. Müzik yapmak istiyorsak kendi enstrümanlarımızı kendimiz yapabiliriz. Doğadaki her şeyin kendine has bir müziği yok mu? İş o müziği ortaya çıkarmakta. Hadi grup Hopla Zıpla ilk bestesini yapsın. Evet, hatırladım. Yetenek ve istekle başardık. Enstrümanlarla değil. Her şeyin bir şarkısı var. İşte eleştirmen geldi. Sevgili müzikseverler, sizleri genç bir grupla tanıştırmak istiyorum. Şarkılı Orman'dan geldiler. Onları ben keşfettim. Karşınızda grup Hopla Zıpla. Her yerde bir şarkı var. Yapraklar neler fısıldar. Rüzgar hızla uğuldar. Ateş neşeyle çıtırdar. Yağmur nasıl da şıpırdar. Dinle bak. Her yerde bir şarkı var.
şarkı var. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Şarkılı Orman'da neler oluyor? Hoş geldin Bombom. Bunlar yeni kitaplar mı? Benim için yeniler. Çünkü onları daha önce okumadım. Bunları Huhu'nun kütüphanesinden ödünç aldım okumak için. Ünlü gezgin Tumba'nın günlükleri. Tumba mı? Hani şu ta kutuplara kadar giden Tumba mı? Evet o. Kendisi bir zamanlar Şarkılı Orman'a da gelmiş. Ve bu günlüklerini de Huhu'nun babasına bırakmış. Babasından da Huhu'ya kalmış. Aa, içinde birçok çizim var. Evet, onlar haritalar. Gezdiği yerlerin haritaları. Şuna baksana Bombom. Bu sayfa boş. Aa, evet, bomboş. Buraya yazmayı unutmuş sanırım. Sanmıyorum. Bence bu sayfada da harita var ama gizli. Nasıl gizli? Görünmez mürekkeple çizildiğini tahmin ediyorum. Gezginler bir haritayı saklamak istediklerinde onu görünmez mürekkeple çizerlermiş. Peki neden haritayı saklamak istesinler ki? Bir hazinenin yerini gözlerden uzak tutabilmek için. Ha, hazine mi? Evet, bu hazineyi biz bulabiliriz. Ama nasıl? Haritayı göremiyoruz ki. Görünmez mürekkeple çizilmiş haritaları görünür yapmanın bir yolunu biliyorum. Şuradan bir tane üzüm uzatır mısın lütfen? Üzüm mü? Evet, üzüm. Yazı karbonatla yazıldıysa üzüm suyuyla kolayca görünür hale gelecektir. Şimdi bu üzümü biraz sıkıp suyunu kağıda süreceğim ve haritada neler varmış hepsini göreceğiz. Ya da kitabı ıslattığımız için Huhu'dan özür dilememiz gerekecek. Oluyor. Gerçekten bir harita var. İnanılmaz. Bak, şurası işaretlenmiş. Üzerinde bir şey yazıyor. En yaşlı kestane ağacı. Bu durumda geriye yapacak bir tek şey kalıyor. Hazineyi bulmak. İşte şu anda kestane ağacının altındayız. Buradan kuzeye doğru, yani şu dağa doğru 15 adım atmamız gerekiyor. On iki, 13, 14, 15. Hazine burada olmalı. Bence hazine burada. Hadi onu çıkaralım. Babur kayalar. Eyvah, girişi kapattılar. Peki şimdi ne olacak? Arkadaşlarımız yokluğumuzu fark edip bizi arayacaklardır. Merhaba Tortop. Kemanım için reçine almaya geldim. Tortop? Affedersin Yumi. Ne dedin? Reçine almaya geldim dedim. Evet, reçine. Neyin var Tortop? Endişeli görünüyorsun. Bado tam bir saat gecikti. Hiç böyle yapmazdı, merak ettim. Bado hiç geç kalmaz. Saat 2'de gelip bana yardım edecekti. Kalemleri düzenleyecektik. Gidip yuvasına bir bakayım ben. Belki de hastalanmıştır. Ben de geleyim seninle. Bunlar gezgin Tumba'nın günlükleri. Burada bir liste var. Evet, bir pusula, biraz yiyecek, bir fener, kazma, kürek. Burada bir kitap daha var. Şarkılı Orman'daki ağaçlar. Bak, buraya işaret koymuş. Ormandaki en yaşlı kestane ağacı. Evet, sanırım bu ağacın olduğu yere gitmiş. O halde biz de oraya doğru yola çıkalım. İşte ağaç bu. Bu Bombom'un sırt çantası değil mi?
Evet, geçen yaz geziye giderken benim dükkandan almıştı bu çantayı. O halde Bombom, Bado'nun yanında olabilir. Evet, olabilir. Bado! Bombom! Bado! Buradayız! Bir yeraltı mağarası. İçeride kalmış olmalılar. Yardım edin! Sabredin Bado. Bir yolunu bulacağız. Kayaları temizleyelim. Yumi dikkat! Bu kayaları her oynattığımızda yenileri düşüyor. Yardıma ihtiyacımız var. Evet. Momo'yu çağıralım. Momo, akıllı tavşan Momo. Ha? Akıllı tavşan neler mi? Momo, akıllı tavşan Momo. Hemen gitmeliyim. Ha? Akıllı tavşan Momo, yardıma geliyor. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Ha? Burada neler oldu? Bir toprak kayması mı? Bombom ve Bado bu kayaların kapattığı mağaranın içinde kalmışlar. Ah, ne kadar zamandır içerideler? Bugün sabahtan beri oradalar. Onları oradan bir an önce çıkarmalıyız. Ama nasıl? Biz kayaları kaldırmaya çalıştık. Fakat bu yeni bir kaymaya neden oldu. Bir kayma daha olursa mağara tamamen kapanabilir. Bombom ve Bado daha büyük bir tehlikeye düşebilir. Doğru. Bu yüzden bu kayalara hiç dokunmayacağız. Bir arka kapı yapacağız. Arka kapı mı? Nasıl? Akıllı tavşan bilgisayarı. Bana bu mağaranın haritasını göster. Burada duvar ince görünüyor. Dikkatle delersek kısa sürede Bombom ve Bado'ya ulaşabiliriz. Nasıl deleceğiz? Birlikte şu kazmaları kullanalım. Akıllı tavşan bilgisayarı, hedefi işaretle. Dayanın arkadaşlar, geliyoruz. Akıllı tavşan bilgisayarı, ışık. Momo! Merhaba arkadaşlar, sizi gördüğüme sevindim. Biz de seni gördüğümüze sevindik. İyi misiniz? Yaralanan var mı? İkimiz de iyiyiz Momo. Sadece biraz endişelendik. İyi olmanıza sevindim. Peki burada olmanızın şu sandıkla bir ilgisi var mı? Onu unutuyorduk. Gezgin Tumba'nın günlükleri arasında bir harita bulduk. Onu izleyerek buraya kadar geldik ve bu sandığı bulduk. Gezgin Tumba'nın hazine sandığı bu. Ha? Hazine mi? İnanılmaz. Evet, ama onu açamadık. Anahtarımız yok çünkü. Benim açmama izin verir misiniz? Elbette. Çok eski bir kilit. Anahtar olsa da bu kilit açılmayabilir çünkü tamamen paslanmış. Akıllı tavşan bilgisayarı, kilidi aç lütfen. İşte oldu. Açsana Momo. İçinde ne var acaba? Kitaplar. Evet, bu kitaplar Gezgin Tumba'nın hazinesi. Uzaklara giderken onları yanında götürememiş, değerini bilecek birilerinin hazinesini korumasını istemiş. Biz koruruz. Evet, şarkılı ormana bir kütüphane yaparız ve adını da Gezgin Tumba Kütüphanesi koyarız. Herkes bu kitapları okuyabilir. Bu çok iyi bir fikir Bado. Bak ne bulduk, büyük bir hazine. Dolaşsın elden ele, okunsun her yerde. Git
kitaplarımız bizim en parlak hazine. Değişmeyiz onları ne altın ne gümüşe, ne altın ne gümüşe. Değişmeyiz onları ne altın ne gümüşe, ne altın ne gümüşe, ne altın ne gümüşe. Sen o zaman.